Powerpuff Girls, profesörün hazırladığı karışıma yanlış bir madde atmasından sonra oluşan 3 süper güçlü kız. Bunlar Bubbles, Blossom ve Buttercup. Çoğunlukla evlerinde takılırken telefon çalmasından sonra şehirdeki kötülüğü haklamaya giderler. Düşmanları güçlü olsa da Powerpuff Girls her zaman bir yolunu bulur. Bu videomda en güçlü kötü karakterleri derledim. İyi seyirler. Görünüş olarak ayıya benzese de kafasının üstünde antenleri vardır. Sivri dişlere sahip olan bir köylüdür. Evet, köylü. Bu mu lan köylü diyeceksiniz, haklısınız. Kızlara çok rahatsızlık verir ve öfkesi ölçüsüzdür. Ha bu arada Lapkins'i küçümsemeyin. Sinirlendiğinde her yeri parçalıyor ve sinirden deliye dönüyor. Powerpuff Girls'ten nefret eder. Ormanın içinde küçük bir kulübesi vardır ve kulübesinde tüfeğiyle nöbet tutar. Sanki ormana insanlar gelecek. Neyse. Mojo Jojo ve Him ile birçok kez ortak olmuştur ve şehri yağmalamıştır. Tabii ki Powerpuff Girls olaya müdahale etmiştir. Güzellik olarak değil de zengin olduğu için kendisine prenses diyen boyu küçük bir kız. Ne zaman ortaya çıksa her zaman mağlup olmasına rağmen, temelde çizgi filmlerdeki her kötü karakter öyledir. Neyse. Hiçbir zaman pes etmez. Powerpuff Girls evreninde bir Rich Rich olduğu için silah cephaneliğinde istediği hemen hemen her şeye sahip. Prenses Morbax muazzam robotik silahlarla, balistik silahlarla ve acımasız bir tavra sahip olmasıyla kızlardan nefret eder. Ve evet, parası gereğinden fazla var. Yeşil tenli, beyni bir kapsüle bağlı çirkin bir maymun. Ama değişik bir maymun, yaratık maymun, canavar maymun da denilebilir. Mojo Jojo, Powerpuff Girls'ün baş düşmanı, dizideki en ikonik kötü adamdır. Ve hatta tüm zamanların en sevilen The Powerpuff Girls karakter listelerinin başında gelir. Mojo Jojo, mümkün olan her türlü silah üretmesine izin veren dahi düzeyinde bir zekaya sahiptir. Zaten kocaman beyni var. Güçlü silahlar üreten zekası sayesinde iyi plan yapar, fakat egosu yüzünden planları suya batar. Bazen zafer kazanacak duruma gelir. Fakat kızlar taktikli çalışarak Mojo Jojo'nun kötülüklerinin üstesinden gelir. Mojo Jojo, amip çocuklar, Him ve tüylü Lumpkins ile ortak olup Powerpuff Girls'e saldırmıştır. Şeytana benzeyen ve çocukken birçoğumuzu korkutan bu kötü adam çok tehlikeli. Birçok kez bölüm sonunda kızlara yapacağı işkencelerden bahseder ve kahkaha atardı. Kahkahası psikoloji bozar dostlar. Görünüş olarak kırmızı bir tene sahip. Elleri yengeç eli gibi ve kıskaçları var. Çok kaslı ve çok büyük bir yaratık olarak gösterildi. Fakat şuna bakın. Boyu normal bir insan boyu gibi ve hiç korkutucu değil. Telekinezi, gerçekliği çarpıtma, zihin kontrolü, süper güç ve şekil değiştirme yeteneklerine sahiptir. Mojo Jojo, Prenses Morbax ve tüylü Lumpkins ile ortak olmuştur. Mojo Jojo, Him, Prenses Morbax ve tüylü Lumpkins'ten oluşan kalabalık ve güçlü bir kötülük grubu. Ondan daha kötü ne olabilir? Tamamen yenilmezlerdi ve kızlar onları nasıl durduracakları hakkında hiçbir fikirleri olmadığı için suçla savaşmaktan kısaca emekli oldular. Beat Alls içindeki bir kırılma ekibin dağılmasına neden oldu ve ancak bundan sonra kızlar sonunda onları yenmenin bir yolunu buldu. Çünkü onlar Powerpuff Girls. Evet dostlar, çizgi film videolarının devamı için videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.